Ayfer Hanım, sorun iletişimde mi, ekonominin kendisinde mi? İktidar bu yeni ekonomi politikasının başarısı konusunda halkı ikna edebilir mi? Şu anki mevcut karamsar tabloyu vaat ettikleri iyimser tabloya geçirebilir mi? Ekonomi politik açıdan soruyorum size de. Evet, aslında o kadar uzun bir soru ve o kadar kapsamlı cevap gerektiren bir soru ki bu bahsettiğiniz Kübra Hanım. Üzerinde belki saatlerce tartışmamız gerekecek. Çünkü aslında hikayenin başı pandemi. Pandemi belki küresel tarihin ya da modern ekonomi tarihinin hiçbir zaman karşı karşıya kalmadığımız çok farklı bir modelini ortaya koyuyor. Ve işte 29 buhranı sonrasında Keynesyen iktisatta ya da 73 buhranı sonrasında monetarist iktisatta ortaya konan alternatif ekonomi modelleri ya da politikalarının hiçbirisinin aslında bu dönemde işe yaramadığını ve uygulanmayı düşünen hiçbir alışılmış geleneksel politikanın artık işe yaramadığını pandemi döneminde biz hep beraber gördük. Çünkü bir taraftan baktığınızda o kapanma dönemlerinde, karantina dönemlerinde işte sistemlerin kapanmasıyla beraber, fabrikaların kapanmasıyla beraber, üretimin durmasıyla beraber insanlar evlerine kapandılar ve bir anda küresel ekonomi tamamen off moduna geçti. Sonra insanlar evlerinde sadece işte gıda ve temel ihtiyaçlarını görerek ve kaba tabirle biraz da işte sağlıklarını koruyarak beklerlerken, birkaç ay sonrasında artık yavaş yavaş artık ekonomiler açısından sıkıntılı sinyalli durumlar ortaya çıkmaya başlayınca hadi artık tekrar geri dönelim dediğinizde bu sefer de o kapanmış olan sistemin işte tedarik zincirinden başlamak üzere kırılan yapısı, yerel ekonomilerdeki türbülans ve uygulanmaya çalışılan ister maliye politikaları olsun ister para politikaları olsun her birisinde alt üst olmuş bir yapı yeni bir ekonomik model anlayışının artık icat edilmesi gerektiğini ortaya koydu. Ki bu model esasında genel geçer herkes için ortalama uygulanması gereken herkes için uygun bir model değildi. Her ülkenin kendi öz dinamikleri birbirlerinden çok farklıydı. Bir defa her şeyden önce ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak biz iki alt başlığa ayıracak olsak gelişmiş olanlar zaten uzun yıllardan beri makroekonomik dengeleri çok yerinde, sermaye birikimleri çok yüksek. Dolayısıyla işte ister sağlık hizmetleri olsun ister diğer alanlarda vatandaşını ve ekonomisini bir şekilde koruyabilecek performansa sahip ülkelerdi. Ama Türkiye'nin de içinde olduğu işte orta altı gelişmiş ya da daha az geriden gelen ülkeler açısından baktığınızda türbülans çok daha ağır. Yani ekonomi daha kırılgan ve daha volatil oldukça karşınızda daha çok problematik bir ekonomik tabloyla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Ve dediğim gibi her münferit ülkenin kendi öz dinamikleri birbirlerinden çok farklı olduğu için uygulanmaya konulması gereken ekonomi modeli ve politikası da esasında birbirlerinden çok farklıydı. Şimdi Türkiye'ye dönüp baktığımızda esasında Türkiye 2020'de pandemi dönemine girerken aslında koşulları çok iyi bir ülke olarak girmedi. Yani 2016 darbe girişimi sonrasında hatta o daha öncesinde de yaşadığımız ülke içi ve ülkeler arası, yurt dışı ve yurt içindeki mevcut uluslararası ekonomik, sosyal ve siyasi süreçler ve kırılımlar aslında Türkiye'nin özellikle darbe girişimi sonrasındaki ekonomik performans üzerinde de ciddi bir olumsuzluk yaratmıştı. Ve baktığınızda 2018-2019'da Türkiye açısından çok güçlü yıllar değildi. Bunun dediğim gibi hani oturup tartışılabilir o yıllardaki ülke içindeki problemler, ülke dışındaki problemler, enerji fiyatlarındaki oynaklık, dip yapması ve diğer işte problemlerle Türkiye esasında pandemi döneminin kısmen sıkıntılı bir ekonomik tabloyla girdi. Üzerine dediğim gibi yani o küresel felaket resesyon tablosu girdikten sonra da 2 yıllık süre içerisinde şimdi yeniden toparlanma ve hep beraber bir mücadeleyle küresel anlamda çıkma çabası içerisindeyiz. Ama baktığımızda yani tabii ki ekonomik koşulları Türkiye'den daha öncesinde daha iyi olarak başlamış olan ülkelerin mücadele süreçleri Türkiye'ye göre biraz daha iyi olduğu bir gerçek. Öyle olması da gerekir zaten. Türkiye biraz daha sıkıntılı ve mücadeleli bir dönem geçiriyor ve bunun tabii ki yansımaları hem ekonomiye hem sosyal hayata hem siyasi hayata elbette olacak. Şimdi Sayın Demirel'in rahmetlinin bir sözü vardı hatırlayacaksınız. Kaynamayan tencerenin götüremeyeceği bir iktidar yoktur der. Şimdi bu evet sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla insanların ekonomik hayatı, ekonomik koşulları, yaşam kaliteleri, ceplerindeki para ve kendilerini refah hissetmeleri, müreffeh bir ortamda hissetmeleri ya da güvende hissetmeleri çok önemli. Ve
çok da fazla sert eleştiriler tabii ki, yani sonuçta demokratik bir ülkedeyiz. Demo kalabalık ve de demokrasinin olduğu bir ortamda tabii ki muhalefet bir iktidar partisi olacak. Tabii ki muhalefet iktidarı eleştirecek. Tabii ki iktidar da yaptığı çalışmaları, performansını muhalefete dönüp anlatacak ve insanlar da bunları dinleyecekler ve güçlü bir muhalefetle de belki iktidarın performansı daha da güçlenecek. Muhalefetin doğal olarak bu eleştirilerini getirmesi son derece anlaşılabilir bir şey ama gerek Seyfettin Hocam'ın gerek İbrahim Hocam'ın ifade ettikleri gibi burada yapılmaya çalışılan şeylerin, mevcut durumun, sıkıntıların gerçekten büyük bir samimiyetle ifade edilmesi, bununla alakalı olarak ortak karar alma süreçlerinin toplumun bütün katmanlarının dahil edilmesi ve gerçekten samimi bir şekilde davranılmasının çok ciddi fayda görüyorum. Çünkü bütün buradaki hazırım benden çok daha kıymetli buradaki bütün hocalarım. Hepsi teyit edecekler ki muhtemelen beklenti kanalı çok önemli ve güven çok önemli bir şey iktisatta. Yani biz iktisatçılar işte ekonometrik modellemeler yaparken, istatistikler tespit ederken rakamları mutlaka kullanıyoruz ama o rakamların çok ötesinde insan davranışları da rakamlara çok fazlasıyla hükmediyor. Ve bu davranışlar da insanların sokakta gördükleri, o kulaktan kulağa işittikleri, televizyonda bizleri izlerken ya da sizleri izlerken algıladıkları şeylerle birçok davranışlarını o sürü psikolojisiyle çok fazlasıyla yönlendiriyor ve şekillendiriyor. Şimdi mesela şöyle bir çok hani artık böyle kült olmuş bir olay, işte sıvı yağ ne kadar fiyatı arttı, işte herkes böyle, hatta şeyler var sosyal medyada işte bununla alakalı böyle videolar falan da çıkmaya başladı. Şu kadar arttı, bu kadar arttı diye. Şimdi ben özellikle zincire vurulmuş yağlar falan görünüyor. Evet evet, yani çok mesela biraz da böyle hani komik esprili şeyler falan yaptı. Mesela FAO'nun bir şeyi vardı. Hatta orada FAO'dan Abdülreza Abbasyan isminde son derece önemli bir ekonomist. Şöyle bir açıklamamış. Diyor ki 2020'den 2021'e sıvı yağ artışı küresel ölçekte %66. FAO nedir? Gıda ve Tarım Örgütü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün söylediği bir açıklamada. Yani orada çok önemli yetkin bir isim. Gözüm takamadığım için ismini çok iyi okuyamadım. Abdülreza Abbasyan isminde son derece önemli bir ekonomist. Oranın konuşmacılarından bir tanesi. Bir konuşmasında diyor ki 2020'den 2021'e sıvı yağ artışı %66 nerede? Küresel ölçekte. Şimdi hani vaziyet buken, dünyanın her yerinde aslında böyle bir sıkıntı varken, Türkiye'de de benzerinin var olduğunu görmek ve teyit etmenin şaşılacak hiçbir şeyi yok esasında. O nedenle uygulanmaya çalışılan politikaların her şeyden önce samimi bir şekilde ifade edilmesi, mevcut küresel ve yerel problemlerin somut olarak ortaya konulması. Peki iktidar sizce bunu başarılı götürüyor mu, bu iletişim kısmını? O anlamda yeterince etkin olarak götürebildiğimizden çok emin değilim. Bunun mesela bir örnek vereyim. Sayın Nurettin Nebati bana alınmasın ama gözlerime bakın, görmüyor musunuz sözleri mesela çok konuşuldu. İletişim açısından bu inandırıcılık vermesi veya samimiyet bakımından doğru strateji midir, yoksa tam aksine ekonomi gözlerden okunmaz diyenler mi haklıdır? Şimdi efendim Sayın Nebati, Sayın Bakanımız çok samimi bir insan gerçekten. Çok böyle sıcak, toplum tarafından baktığınızda siyasetçilerin hani dokunulabilir olmaları, sıcak mesela akademisyenlerin çok böyle dokunulur olmaları belki çok gerekmeyebilir. Bizler belki çok gülümseyen insanlar olmak zorunda değiliz ama siyasetçinin halkla ilişkilerinin çok güçlü olması dolayısıyla belki o anlamda sıcakkanlı, espiritüel, sempatik olması hani halka yaklaşmak konusunda çok önemli bir katkı sağlayabilir ama tabii bunun çok daha ötesinde ortaya konmaya çalışılan politikaların amaçları, neler hedeflendiği, nereye kadar sürdürülebileceği ve işte para politikaları olarak, maliye politikaları olarak ortaya konulan bütün bu politikalarda ne tip çıktıların ne kadar vadede nereye kadar ulaşması gerektiği hususunda daha somut, daha gerçekçi ifade edilmesi gerekiyor.